Şu anda Ayder Yaylası'ndayız. Öküzlerin yanına dağ ziyaretine gidiyoruz. Ayder Merkez. Buradan yukarıya yaklaşık 9 kilometremiz var. 9 kilometreden sonra da yaklaşık 1 saatlik bir yürüyüş yolumuz var. Ondan sonra boğa yatağına çıkacağız. Boğalarımız bizi bekliyor. Yayla yayla gezersin dedi, çimenleri gezersin. Bir türlü huyum var, hangisine benzersin? Şu karşıki yamaca. Ben verdim sarmaşığı. O balli dudakları ben olayım da şu. Yok, ceyiklerin yuvası. Şu anda Ayder Galer Düzü Festival alanındayız. Birazdan arenayı da göreceksiniz. Arenamız. Ahırlar. Evet, şimdi Makçur yayla yoluna gireceğiz birazdan. Sana helal olsun. Olan dayı, helal olsun. Galer muhtarı. Cem Akçur aşağı yayla giriş yapıyorum. Dağda 4 tane boğamız var. Muro 2022 Galer Düzü baş pehlivanı. Rambo, Sherlock ve Turbo. Düz dediğimiz besinle. Evet, evet, aracımızı bıraktık oraya. Şimdi patika yolundan boğalara ulaşmaya çalışacağız. Haydi. Arada abonesi tutuyor. Evet, bak kaç kadar bir ufak üzümden görüntüsü. Üstü temiz. Sis yok. Yaklaşık bir saat böyle. Patika yoldan gideceğiz. Daha orada da bulamazsak hayvanları. Bir yarım saatlik daha bir yol var yukarı. Aramaya çıkacağız. İnşallah ilk yatak yerindedir hayvanlar.
Ha, bunlarla yürünmez. Bunlarla ben 2 saate ancak giderim. Hava da tamamen kapatıyor. Ama yukarıda havanın açık olduğunu tahmin ediyoruz. Bakalım ne, nasıl bir havayla karşılaşacağız. Basuru olan arkadaşlar, bakın böyle doğanın içinde faydalı bitkilerimiz de var. Basur için birebir. Kukut. Kukut olduğu zaman. Kukut problemine son. Akut problem. Evet, burayı çıktıktan sonra şu düzlükte bir tane bozayı çıksa önümüze muhteşem olur. Danilo abimizden de ise muhteşem. Ve dağımız çobansız olup hayvanlarımızı Allah'a emanet bırakabiliyoruz. Aşağıda siz öküzlerin olduğu yerde hava gayet güzel. Evet, biraz Mura hakkında bilgi ver Cumali abi bize. Mura 5 yaşında 800 kilo ilk arena, ilk pehlivanlık Kaler Düzü kendi arenasında. Aynen. Doğum tarihi? Doğum İstanbul Acıbadem'de doğdu. Çok büyük doktorların elinde doğumu gerçekleşti. 2016 doğumlu. Bu işi seviyoruz.
dedelerimizden bize kalan bir miras. Keyif alarak yapıyoruz bu işi. Yoksa bu rampa zaten buralar çıkılmaz. Çocuk gibi bakıyoruz. Arpasından, buğdayından, yumurtasından, incirinden, cevizinden, fındığından, tatlısından, yani aklınıza gelebilecek her türlü yemediğin değeri yüksek lezzetli yiyecekleri hayvanlarımıza. Beğenmedikleri şeyler de var bunların, yemiyorlar. Yediriyoruz. Tabii ki beğenmedikleri şeyler de var. Bizimkiler yemek seçiyor. Doğrudur. Yaz aylarında olan bazı bitkileri kurutup bahar geldiği zaman mesela hayvanlarımıza veriyoruz. Spor zamanlarında güçten düşmesinler diye protein desteği yapıyoruz onlara. Yaz geldiği zaman da böyle hayvanları dağlara atıyoruz. Pis yağını atsın diye, kendini sıfırlasın diye, resetlesin diye bu tarz dağlara götürüp bırakıyoruz. 3 ay, 4 ay. Kar yağmazsa 5 ay. Sonra kar yağacağı zaman ahırı alıp kışlık bakımına başlıyoruz. Bu şekilde bizi izlemeye devam edin. Pişman olmazsınız. Yürüyüşümü fark ettim ama hiç mola vermeden nereye kadar? Hala giderdim de sen otur deyince oturdum. Çok. Arkadaşlar, o gördüğünüz dağda, nefes kontrolüyle beraber taşlıklarda ayı var. Biz görüyoruz ama siz biraz yakınlaş, kayanın dibinde çok ayırt eder mi? Biraz uzakta. Yaklaşık benim telefonla bir yaklaştırayım. Uzun süre bakınca hareket de ediyor. Not edası ulan zaten. Ulan biraz daha siz kalksa bu karşıdaki öküzleri de görürdük ha buradan. Tam karşımızda bir öküz yatağı daha var. Tahsin Alinoğlu'nun Poyraz'ı orada. O tarafta Poyraz'ın ekibi. Bu tarafta Muro'nun ekibi. Biz aynı yaylada. Karşılıklı dağlarda. Şu solda görünen Kaçkar Dağı'nın altına gideceğiz. Hayvanlarımız orada. Orada bulamazsak daha son bir kilometremiz. Yukarı tepeye doğru tırmanıp oralarda bakacağız. Orada bulamazsak Kemerli Kaçkar'ın, şu önümüzde gözüken Kaçkar'ın dibinde. Kaçkar Dağları. Aynen, bu gördüğünüz dağlar ta Rize'den Artvin'e doğru dolaşan Kaçkar Dağları. Evet, merhaba. Dağımıza 5. ziyaretimize geldik. Boğalarımız bakalım ne kadar sağlıklı. Bir yarım saat sonra onları göreceğiz. Tuzunu vereceğiz. Biraz istirahat edeceğiz. Ondan sonra da tekrar dönmeyi planlıyoruz. Burası ilk bıraktığımız öküz yatağı. Şu anda burada gözükmüyorlar. Büyük ihtimalle şu bu rampadan tırmanmış olabilirler. Bir de diğer tarafa bakalım.
su olan yerde olabilirler mi? Burada da değiller. Bize yol gözüktü arkadaşlar. İlk bıraktığımız yerde değiller hayvanlar. Şimdi şu kaç karın altına çıkıyorlar. İkinci yatak geliyorlar. Sonra bakmaya gidiyoruz. Öküzleri bulduk. İkinci. İkinci yatak yerini. İkinci yatak yerine inmişler. Şimdi gidip onları indireceğim aşağıya. Hayvanları bulduk. Komşu ki ucu aynı ya. Tam hiku var ya dün. Haydi oğlum, haydi. Yavaş yavaş Osman, yavaş. Bunlar şimdi bize gelince basacak Osman. Otriki ne olacak? Bıraklatma yapsa orada devam edersin.
Can bir şey. Geliyor. Haydi muhtarı ya. Hani bu? 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 Hani bu?